İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Ülkesini Amerika Birleşik Devletleri'ne resmen peşkeş çeken Yunanistan, Dedeaç Limanı'nın yeni bir deniz üssüne dönüştürmeye başladı. Üsse İHA ve F-35'ler yerleştirilecek, Yunan basını, Amerika Birleşik Devletleri'nin lojistik amaçlı kullanılan Dedeaç Limanı'nı adeta yeni bir deniz üssüne dönüştürmeyi hedeflediğini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin, boğazlara alternatif olması amacıyla Yunanistan'daki Dedeaç Limanı'nın genişletilmesini planladığı ileri sürüldü. Haberde, Amerikalıların, Girit'teki suda üssünün büyük insansız hava araçları, İHA ve F-35 tipi savaş uçaklarının konuşlanabilmelerini sağlayacak şekilde, yeni tesis inşası ile de yakından ilgilendiklerini kaydetti. Dedeaç Limanı'nın genişletilerek Girit'teki suda üssüne benzer şekilde kullanılması amaçlanıyor. Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Dedeaç'ın boğazlara alternatif bir yol olarak kendini kanıtladığı savunulan haberde, savaşın başlamasının ardından geçen 7 aylık süreçte bu yolun, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya ait asker ve askeri teçhizatın Bulgaristan, Romanya ve hatta Polonya'ya kadar uzanan bölgeye ulaştırılmasında etkili olduğu öne sürüldü. Haberde, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Dedeaç Limanı'nın genişletilmesi önerisini Yunanistan'a farklı yollardan ilettiği belirtilerek amacın, Arleigh Burke sınıfı ve benzeri özellikteki muhriplerin, destroyer, limana yanaşabilmesi ve limandan hizmet almasının sağlanması olduğu ifade edildi. Karadeniz ve NATO'nun doğu kanadına yakın bir bölgede böylesi bir yapı oluşturulmasının, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Ege'den başlayıp Romanya, Macaristan ve Polonya'ya kadar uzanan bir Balkan altyapı ağı kurma isteğini ortaya koyduğu ifade edilen haberde, Dedeaç'ın Balkanlarla demir yolu vasıtasıyla bağlanmasının da tartışıldığı ileri sürüldü. Bu çerçevede, Kavala Limanı'nın da değerlendirilebileceği iddia edildi. Son aylarda Suda'daki Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri varlığı da hızlı bir artış gösterirken Suda üstündeki altyapının da yenilenmesinin gündeme taşındığı ifade edildi. Ayrıca Amerikalıların, Girit'teki Suda üssünün, deniz ve hava üssü, büyük insansız hava araçları, İHA ve F-35 tipi savaş uçaklarının konuşlanabilmelerini sağlayacak şekilde yeni tesis inşası ile de yakından ilgilendiklerini kaydetti. İki ülke arasındaki savunma işbirliği anlaşması, Suda üssünün genişletilmesini de öngörüyor. Gazete, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgilendiği bir diğer konunun ise, Rus savaş gemilerinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini daha iyi izleyebilmesi için Ege'de denizcilik alan bilinci, Maritime Awareness Domain, radarları yerleştirmek olduğunu da belirtti.